hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Avrupa gerçekten neredeyse kenetlenerek transatlantik işbirliği dedi, güçlendirelim dedi. Dost ve müttefik işbirliğinden söz etti. Hepsi, bütün bunlar Avrupa için ne anlama geliyor? Bir gazeteci olarak nasıl bakıyorsun? Ya Donald Trump döneminde Amerika ile Avrupa'nın arası oldukça açılmıştı. Şimdi Avrupalıların Biden'e bu derece biraz da sevinerek yazı yazmalarını biraz şöyle yorumlamak lazım. Yani iyi politik olur, kötü politik olur, bunu söylemek için çok erken ama şunu söyleyebiliriz. Yani Donald Trump vardı, Trump'ın ne yapacağı, nasıl hareket edeceği belli olmayan, yani şımarık bir çocuk gibi, zaman zaman yerinde duramayan, ölçüsüz bir insan vardı. Ama Avrupalılar açısından en azından oturup konuşabilecekleri, sözünü dinleyebilecekleri ya da sözlerini dinletebilecekleri, anlaşamasalar bile farklı bir insan geliyor. Bu anlamda Biden'in seçilmesine önemli diyebiliriz. Yani bir başka şey var tabii Biden'in. 36 senelik bu adam senatörlük yaptı. 8 yıl Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı yaptı. Yani dünya politikasını bilen de bir insan. Ama Avrupa'yla 4-5 tane arasında sorun vardı. Son dönem, yani Trump'la olan sorun bu. Bahsedeceklerim. Örneğin COVID-19 pandemisiyle pandeminin bu ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla mücadele konusunda Trump'la anlaşamamışlardı. Ve bu giderek uçlandı. Diğer taraftan iklim değişikliği konusu, daha çok Fransa'nın Fransa'yla arasında açılmasının nedeni olan iklim değişikliği konusunda anlaşamamışlardı. Ve hatta Donald Trump iklim değişikliğine imza atmayacağım dedi. Yani ben katılmayacağım demişti. Diğer bir tarafta halkın yararına dijital transformasyon dedikleri, yani dijitalin biraz daha kontrol edilebilirliği ve insanların yararına sunulabilirliği konusunda bir anlaşmazlıkları vardı. Bir de kurallar temelinde çok taraflı sistemin reforme edilmesi, yani bunun da insanların anlayabileceği bir dilde konuşulması bu. Belki de günümüz politikasının politikacılarının çok yapamadığı bir dildi ama Avrupalılar Amerika'ya bu konuda biraz bastırdı. Ama esas sorun Trump'la Avrupa'nın arasının açılması, ortak güvenliğin güçlendirilmesi konusuydu. Yani bu konuda anlaşamadılar. Ve Amerika'yla durumlar ciddi ciddi gerildi. Biden'in seçilmesiyle birlikte ama buradaki ülke yöneticilerinin ya da başbakanların açıklamalarında da bu konuları anlamak mümkün. Angela Merkel diyor ki Donald Trump döneminde kötüleşen transatlantik ilişkilerinin iyileştirilmesini umuyorum diyor. İyileştirilecektir de diyor. Böyle kendisinde bir umut var, bir de güven var. Bu umut yine gerçekten Avrupa'daki göçmenlere de yansır mı Zeynep? Daha çok Avrupa'da, hem Avrupa'daki ırkçılığın yükseldiğini görüyoruz, hem bunun karşıtlığını görüyoruz. Yani bu tür örgütlenmeler referansını ister dinden alsın, ister ırkçılıktan alsın, birbirini besleyen örgütlenme tipleri vardır. Fransa'da yapılan saldırıları çok iyi biliyoruz. Kimleri seçiyorlar? 18-19 yaşında çocukları seçiyorlar. Şimdi mantık olarak düşünelim. Bu 18 yaşında, 20 yaşındaki çocuklar kendiliğinden mi gidiyor, o silahları buluyor, o mermileri buluyor? Bilmedikleri yerlerde nasıl eylem yapacaklarını planlıyorlar. Bir de bunların arında güçler var. Esas mesele, eğer Avrupa'dakilerde, Amerika'da şayet bu çocukların ardındaki güçlerle uğraşmayı göze alabilirlerse elbet. Yani buradaki insanlar içinde bizim daha çok işte göçmenler ya da Türkiyeliler üzerindeki umudu da çoğaltacaktır diye düşünüyorum.
bu kutuplaşma ve şeytanlaşma gerçekten Avrupa'da da durulur mu? Göreceğiz. Yani bunu söylemek için henüz çok erken. Ama yine aynı yerden bakalım. Bu az önce söylediğim gibi, yani dinden ya da ırkçılıktan beslenen gençlerin arındaki örgütlerle mücadeleye bağlı bir sorun. Eğer onunla mücadele yapmayı göze alabilirlerse elbette umut var. Ama bunlar çok büyük organizeler ardında, yani büyük paraların döndüğü, enerji şirketlerinin olduğu, petrol şirketlerinin olduğu, daha doğrusu bilmediğimiz silah tekellerinin olduğu büyük örgütlenmeler. Yani bu tür insanlar arasında yerlimden para kazanmaya çalışanlar. Ya düşün, patlayan her mermiden, ister Avusturya'da patlasın mermi, ister Türkiye'de patlasın, ister de Fransa'da patlasın, mermiden para kazanan insanlar bundan sonuçta. Şimdi bunlarla eğer uğraşmayı göze alabilirlerse, tekrar edeyim, hem Avrupa'dakiler, hem Amerika'dakiler, hatta kendi ülkemizdekiler dahi bu uğraşmayı göze alabilirlerse umut her zaman var. Ama burada daha çok görev bizlere düşüyor. Peki bu yoksul insanları, eyleme gönderdikleri insanları nerelerde bu hale getiriyorlar? Nasıl bu hallere getiriyorlar? Kim bu hallere getiriyorlar? Burada bizlerin daha çok bu konuyu konuşması, insanlara anlatması gerekiyor. Ya bu sıradan, elbet 7 milyarlık nüfusu olan bir dünyada her şey olabilir. Hasta insanlar da çıkabilir. Psikopat insanlar da çıkabilir. Ama bu örgütlü terörle gerçekten mücadele etmenin başka yolları da var. Yani terör yuvaları nerelerde başlıyor? Nerede insanlar bir araya geliyor? Nerede toplanıyorlar? Nerede birbirlerini öğretiyorlar, eğitiyorlar? Ya da kim bunlara yön veriyor? Bunlarla ciddi ciddi mücadeleyi göze almak gerekiyor. O da biz gazeteciler. Berlin'deki camide arama yapılıyor. İşte bu korona sürecinde ne yapılmış? Şirketler kurulmuş. İşte şirketlerden, devletten para alınmış, para çekilmiş falan. Türkiye'dekiler bunu camiye saldırı olarak niteliyorlar ve artırıyorlar ya da başka bir yerde. Diyorlar ki yani orada bir İslamofobi var. İşte bunun için Türkiyelilere saldırıyorlar, İslamcılara saldırıyorlar gibi bir yaygara yapıyorlar. Ya bu iş böyle değil. Eğer sahtekarlığı yapan cami ise, cemevi ise ya da herhangi bir dernekse, bir televizyon kurumuysa, bir gazeteyse, ya doğruyu söylemesi gerekiyor. İşte ikinci sınıf gazetecilerde bize düşen görev de o doğruları insanlarımızla paylaşmak için. Avrupa'daki bu özellikle de senin söylediğin gibi mağduru oynama, yani suç ortadayken bile mağduru oynama huyumuzdan vazgeçtiğimizde sence neler olur? Mağduru yani... oynama dedin az önce İngiliz futbolcuyu söylerken, yani onu anlatmaya çalıştım aslında. Şimdi 6 kişi 6 tane bellerine bıçağı sokmuşlar. Orada İngiliz dövmeye gitmişler. Ama şöyle bir mağduriyet yaptı. O benim anama küfretti. Yani ölümü hak etti. Kendisine ölümü hak görüyor. Bu biraz toplumun gelişen kültürüyle ilgili eğer. Kültürümüz biraz gelişebilirse bu mağduru oynamaktan vazgeçtiğimiz anda, biz de normal bir dünya insanı olduğumuzu kabullendiğimiz anda, ki mağdur oynamak aynı zamanda yani insanın kendisini biraz da yetersiz görmesi, zayıf görmesi, kötü görmesi anlamına gelir. Yani biz de diğer insanlar kadar özgür olduğumuzu, diğer insanlar kadar konuşma hakkımızın olduğunu, diğer insanların olduğu gibi bizim de yaşama hakkımız olduğunu öğrendiğimiz gün elbet bu da geçecektir. Yani Avrupa'da yabancı düşmanlığı elbette var ama bizim Türkiye'liler açısından baktığımızda, daha doğrusu bizim Türkiye'liler de onlardan çok geri sayılmaz. Almanları hala sevmiyorlar ya da Hollandalıları hala sevmiyorlar. Küçümsüyorlar. Böyle bir yanımız var. Avrupa'da yaşayıp da Avrupalılara içten içe ırkçı hisler beslemek de çok gerçekten tezat, çok ilginç. Bir başka örnek daha vereyim. Galiba 2000 senesiydi. Let's Unitek diye bir İngiliz takımıyla Türkiye'de İstanbul'da Türk takımıyla maç yaptılar. Orada bir kavga oldu. Bu kavgada 4-5 kişi vardı ama 2 kişi İngiliz, bir İngiliz futbolcuyu bıçakladı. 2 İngiliz futbolcuyu bıçakladılar. Tabii polis anında yakaladı.
Şimdi yakalanmış polisin, iki polisin arasında katili gazeteciler soruyor. Niye öldürdün? Diyor, anama küfretti. Polis dayanamıyor, yanındaki polis. Sen İngilizce'den mi biliyorsun? Yok diyor. Ama İngilizce bilmiyor. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani insanların eğer püf noktalarını, eksik noktalarını, zayıf noktalarıyla oynamaya başladığında insanlar yapacağını kafaya koyuyor. Oysa polisin düşünmesi gereken, niye buraya bıçaklı geldin olmalı. Yani altı kişinin oraya bıçaklı gelmesi, herhalde keyfinden bıçak taşımıyorlardı. Daha önce yaşamışlardı bunu. Bir diğer konu daha söyleyeyim. 2016 yılıydı. Yine Berlin'deki Noel Pazarı'na bir tır ile birisi daldı, 12 tane insanı öldürmüştü orada. Yüzde yakında insanı yaralamıştı. Yüzde yakın insanı yaralandı, sakat bıraktı. Evet. Anis Amri isminde birisi bu. Şimdi bu davanın sonucu ne oldu? O öldü. Yani sanki birey olarak o öldü, orada kaldı gibi. Belki polis şefleri ya da devletin gizli örgütleri de bu konuda birçok olayı saklıyor gibi. Eğer bu saklamalar, ne bileyim bu görmezden gelmeler, bu güçlülerle ilişkiler son bulurlarsa, dediğim gibi ırkçılık konusunda gerçekten umut olur. Kurenbach bir açıklaması vardı. Diyor ki biz Almanya'da 2020 yılında 9 tane kötü saldırıyı önledik. Yani orada bizim haberimiz olmadı ama neydi bu kötü saldırılar? Kimdi bu saldırıları yapacaklar? Bunların ciddi ciddi açıklanması gerekiyor. Gazetecilerin bunun peşine takılması gerekiyor. Sevindirici bir haber. Arkadaşımız Yücel Özdemir bu NSU davalarını konu eden bir kitap yazdı. Yani umarız, dileriz bundan sonra daha çok yazılsın. Daha çok bu tür televizyon programlarında bunlar konuşulsun. Işın. Avusturya'da, Fransa'da meydana gelen bu İslamcı terör olayları sonrasında veya saldırıları sonrasında sen de Almanya için endişeli misin? Buraya da yansıması olacak mı o terör olaylarının? Ya elbette. Ya şöyle bir şey var. Bu tür olaylarda işte Almanlarla birlikte evlerde kalıyoruz. Bir gün önce oturduğum kapı önünde sohbet ettiğim komşu, herhangi bir olayın ardında, yaşanmış yani bu tür bir olayın ardında, bir katliamın ardında ertesi gün biraz daha mesafeli duruyor. Ya bunlar tehlikeli insanlar gibi. Bu tür zararlar tüm topluma kesiliyor. Yani bunun cezası tüm hepimize kesiliyor. Bu konuda çok umutlu muyum? Çok umutlu değilim. Ama dediğim gibi bu diktatörlükler eğer yıkılmaya başlarsa, biz biraz daha sesimiz daha çok çıkarırsa, o zaman umut almamamız için bir sebep yok. Evet, Can TV'de Sözün Özü programı, çok sevilen bir programı hazırlayıp sunuyorsunuz Zeynel Gül. Çok teşekkürler katıldığın için. Amerika sırtındaki yükü çok hızlı, tez zamanda attı. Darısı da diktatörlüğe heveslenen diğer ülkelerin başına diyelim. O zaman tekrar aktardıkları için çok teşekkür ederiz. Dileğin ortak dileğimiz olsun. İyi akşamlar. Hoşçakalın.